Merhaba, ben Timur Sırt. Tarihte veri ekonomisini, aslında veri görselleştirmenin kökenlerinin İstanbul'da yattığını biliyor muydunuz? Ben de açıkçası Selimiye Kışlası'nı ziyaret edene kadar pek bilmiyordum. Ve Selimiye Kışlası'na gittiğimde bir isim dikkatimi çekti. Florence Nightingale. Florence Nightingale'in şöhreti hemşireliğinden değil, veri görselleştirmeden kaynaklanıyor. Yani 1848 yılında İstanbul'a gönüllü olarak geliyor Florence Nightingale ve Selimiye Kışlası'nda görev yapmaya başlıyor. Kırım Yarımadası'ndan gelen yaralı ve ölü askerlerin hepsi önce Kuleli Asker Lisesi'ne geliyor, oradan Selimiye Kışlası'na taşınıyor. Ve Florence Nightingale ilginç bir şey yapıyor. Dünyada ilk pasta grafikle gelen yaralı ve ölüm oranlarını işlemeye başlıyor. Yani veri analizi yapmak için bilgisayarlara ihtiyacımız olmadığını gösteriyor. Bir kadın dünyada ilk pasta grafiği çizerek İngiliz Kraliyet Donanması'na ve İngiliz Parlamentosu'na bir sunum yapıyor. Ve İstanbul'da bir hastaneye ihtiyacı olduğunu kanıtlıyor. Ve bu yüzden de o dönem İngiliz Bahriye Hastanesi bugün Beyoğlu Göz Hastanesi dediğimiz hastanenin yapılışında Florence Nightingale'in büyük bir emeği var. Veri görselleştirmeyi yapan, pasta grafiği ilk resmeden kişi olarak. Gelin veri görselleştirmeyi, veri analizine ve veri biliminin tohumlarını atan Florence Nightingale'in hikayesine yakından bakalım.